Ondan sonra Enver niye zona oluyorsun? Ondan sonra Enver ya insan üzülmez mi ya? Çocukların halini görmüyor musunuz ya? Gelelim diğer çocuk meselesine. Diğer çocuk ne? Gazze. Karşımızda dünyanın en zalim isimlerinden birisi olan Netanyahu var. Netanyahu giderek Hitler olmaya başladı. Yahudi halkının, Musevilerin yıllarca ağır bedeller ödediği, toplama kamplarında can çekiştiği bu kadim halkın, bu insanların bir biçimiyle bir devlet kurmak için gösterdikleri çabanın ardından bugün orada, İsrail'de solcular, laikler, öğrenciler Netanyahu'ya karşı ayaklanmışlar da halen de ayaklanıyorlar. Netanyahu eşittir İsrail değildir. Siyonizm eşittir İsrail halkı değildir. Dünyadaki bütün Museviler, dünyadaki bütün Yahudiler Siyonist değildir, Netanyahu değildir. Bir kere bunu bilin. Orada Komünist Parti başta olmak üzere sosyalistler, öğrenciler, laikler, aydınlanmacılar bu ırkçı adama karşı ayaklanmış durumdalar. Bugün dahil bu bir cesarettir ve bu çok önemlidir. Bizim derdimiz Musevilerle, Yahudilerle değil, bizim derdimiz Netanyahu gibi kafatasçı ve taş üstüne taş koymayacağım diyen ırkçılarla aynı. Dünyanın bütün ırkçıları aynı memlekettedir. Onların memleketi aynıdır, ırkçılık memleketi. Dünyanın bütün mazlumları da aynı yerdedir. Hamas'ın yaptıkları o korkunç tablo karşısında tüylerimiz ne kadar diken diken olduysa, şimdi onun 10 mislini yapıyorlar. Elektrik vermiyorlar, su vermiyorlar. Bakın elektrik, su yok, ilaç yok, gıda yok. İbadethanelerde saklanmış olan insanların kafalarına bombalar yağıyor. Ve düşünün bir dakikalığına elinizde evladınız var, kaçabilecek yeriniz yok, verebilecek bir lokma ekmeğiniz yok. Şimdi diyorlar ki Hamas bizim ortak uzlaşmamızla ortaya çıktı. Evet ama ortak uzlaşınızla ortaya çıkan tablo da maalesef bugün başınıza dünyanın yıkıldığı bir hale geldi. Ve Netanyahu utanmadan diyor ki ayrılma oradan bombalayacağız. Ulan nereye ayrılsın bu insanlar? Denize döküyorsunuz, çöllere gönderiyorsunuz. Nereye gitsin? Yok. Kapı yok, yardım yok. Nereye gitsin? 3 milyon insan küçücük göt kadar yerdeler ya. Nereye gitsinler? Yazık günah değil mi ya? İnsanların halini görmüyor musunuz? Ve bunu uygarlık adına yapıyorlar. Amerika'dan uçak gemisi geliyor. Bir tane daha geliyor ve Orta Doğu'nun haritası değişecek diyor. Ne olacak bakalım? Yani haritadan silmek üzere geldiğiniz yer Suriye, İran mı? Rusya ile savaşmaya mı geliyorsunuz Ukrayna'dan sonra? Ne oluyor? Arkadaşlar Türkiye açısından son derece kritik bir dönemeçteyiz. Arkadaşlar Türkiye açısından son derece önemli bir virajdayız. İki Amerikan gemisi geliyorsa Orta Doğu'ya ve İsrail böyle davranıyorsa, bu sadece Gazze için değil diyorlarsa, haritalar, rejimler değişecek diyorlarsa, Orta Doğu'da savaş olacak ve bu savaşın da tarafı Türkiye Cumhuriyeti er ya da geç olacak. Şunu söyleyeyim. Dün Erdoğan'ın yaptığı konuşma yerli yerinde bir konuşmaydı ve doğruyu söyledi. O kadar ilginç ki Erdoğan'ın söyledikleriyle bizim burada dün söylediklerimiz aynıydı. Uygar dünya diyor, neredesin? Ha? Erdoğan meselesine baktığın zaman one minute falan filan palavra tabii, oralarda bir şey olmadı. Sonuçta döndü dolaştı ama söylediklerinde itirazında haklıydı. Haklıydı. Neden haklıydı onu söyleyeyim. Ya kardeşim dünyanın yani mazlum, evet İsrailliler orada öldürülenler falan tamam da bu taraftaki Gazze'dekiler insan değil mi ya? Nasıl bir uygarlık? Yani bir uçak gemisi getiriyorsun ve uçak gemisi bombalanan halkın üzerine daha çok mu bomba yağdıracak? Zaten insanları boğmuşsun. Gidebilecek yeri yok. Gidebilecek vatanları da kalmadı. Peki bu nasıl iş ya? Kim veriyor bu işgalcilik hakkını? Kim veriyor bu meseleyi? Çok feci bir tabloya gidiyor Türkiye. Ve bütün bunlar olurken bir de burada Türkiye'de bir grup manyak, bir grup deli, deli demeyelim, delilere saygım var. Aklını kaçırmışlar, ortaya çıkıyor. Bunlar da bir tanesi bakan yardımcısı. Bakın onu bir görelim. Herif hasta. Bir gün seni de vuracaklar, gebereceksin diye yazmış. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz. Arkadaş, bunu sıradan bir insan yazar da bugün Türkiye'deki İsrail Büyükelçiliğindekiler bunları topluyor.
Yarın dönüp dese ki siz de bizim düşmanımızsınız kardeşim. Neden? Çünkü diyor işte Milli Eğitim Bakan Yardımcınız böyle yazıyor. Demek ki siz bunu görevde tutuyorsunuz. Oğlum siz nerede olduğunuzu zannediyorsunuz? Akademisyen Yüksel gibi bir sapkın. Efendime söyleyeyim, devlet görevlisi de bu. Yazamazsınız. Bizim adımıza da yazıyorsunuz. Yazamazsınız. Böyle bir halkınız yok. Böyle bir hakkınız yok. Türkiye'yi böyle bir bataklığın içerisinde sürükleyemezsiniz. Sürükleyemezsiniz. Bir örnek bu. İkinci örnek. İhsan Şen Ocak. Videoyu veremiyoruz maalesef. Dün çıkmış bu Şen Ocak denen adam. Bunlar da onun askerleriymiş. Bu görüntüleri İsrail'e göndereceğiz diyerek kendilerinden geçmişler. Videonun arkasında da Osmanlı Savaş Marşı eklenmiş. Şu fotoğrafı İsrail'e göndereceğiz. Diyeceğiz ki dayan Gazze geliyoruz. Abi ne olur. Hemen şöyle bir şey yapalım. Buradaki arkadaşları buradan biz gereken ücretle gönderelim. Karşılığında da oradan bize kadın ve çocukları dışarı çıkarma hakkını versinler. O garibanlar çıksın, bu arkadaşlar gitsinler. Allah şey versin, Allah şehadet mertebesi versin arkadaşlara. Lütfen bir an önce, hemen abi, İhsan Bey de başta olmak üzere ne kadar varsa arkadaşlar, işte Hacı Hoca tayfası, tarikatçı, cemaatçi kim varsa hep beraber gönderelim. O gönderdiklerimiz kaç tane gönderiyoruz oraya mesela? 10.000 kişi mi bunlar? Gönderelim. 10.000 tane kadın ve çocuk çıkarız. Bahar öyle kurtarmış olsun. Böyle yapalım. İsrail'le gönüllü olarak savaşsınlar. Yani bunu, bu fotoğrafı gönderecekler. Osmanlı bilmem ne yapacaklar. Ulan kıçım kıçım kaçacaksınız. Adamlar her türlü bombayı kullanıyorlar. Siz daha sokakta sağınıza solunuza bakmadan burada sallamak kolay. Arkanıza devleti almışsınız. Her türlü gücü almışsınız. Her türlü ekonomik güç var. Her türlü gösteri yapıyorsunuz. Hadi bunlar böyle